Beşiktaş'ta Emirhan İlkan süreci yaşanıyor. Şimdi bu bir kazanç mıdır? Yoksa daha yüksek değerinde satış yapılabilir miydi? Pek çok tartışma var. Ama şu bir gerçek, Emirhan artık Torino yolcusu. Bu hafta içerisinde transferin resmen bitmesi bekleniyor. 4,5 milyon euro İtalyan ekibi serbest kalma bedelini ödeyecek ve Emirhan'ı renklerine bağlayacak ve 5 yıllık da sözleşme yapacağı haberleri var. A-Spor muhabiri Sercan Dikme zaten gün içerisinde bunu aktarmıştı. Emirhan konusunu stüdyoda biz değerlendireceğiz ama şu anda Beşiktaş camiasının tabii kalbinden, daha önce yöneticilik de yapmış, sevgili Erol Kaynar bizlerle birlikte. Erol abi hoş geldiniz. İyi yayınlar Koraycığım, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Emirhan transferini biraz değerlendirmek istiyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu bir kayıp mıdır? Altyapıdan yoksa bir oyuncu yetiştirilip 4,5 milyon euroluk gelir iyi midir dersiniz? Nasıl değerlendirmek lazım? Koraycığım, biz değerlerimizi çok hızlı harcayan bir milletiz. Milletçe böyle. Bunu sadece Beşiktaş gibi de algılamak yanlış diye düşünüyorum ama konu Beşiktaş'ın futbolcusuyla olduğu için tabii onu konuşacağız herhalde. Tabii böyle futbolcular kolay yetişmiyor. Bir Emirhan'ın geleceği çok parlak. Tabii kendisine Avrupa'dan böyle bir teklif gelmesi de çok hoş. Bizi gururlandırıyor Türk bir spor sever olarak. Ama 4,5 milyon euro tabii çok tartışılacak bir konu bence. Tabii burada konuştuğumuz futbolcunun yaşı malum. Çok genç, çok daha henüz bu profesyonelliğe yeni adım atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu yönlendirenler var. Kim bunlar? Menajerler. Bu menajerlerin zaten oyuncağı olmamak lazım ama maalesef bu menajerler Türk futboluna bence tabii doğrularını tenzih ediyorum ama yani böyle genç bir futbolcunun aklını çelmeleri ve yanlış yönlendirmeleri ve kulübe de, yetiştirdiği kulübe de büyük zarar veriyor, kendisine de. 4,5 milyon euro tabii ilk hamlede baktığınız zaman çok az bir para değil bugünkü şartlarda ama böyle her gün böyle futbolcu yetiştirmeniz de söz konusu da değil. Kolay olmuyor. Dolayısıyla bu fiyatın Beşiktaş için çok cazip bir fiyat olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Yani niye yüksek bir bedel konmadı oraya? Yüksek bedel konur. Gerekirse bu pazarlıkla aşağı yukarı tekrardan görüşülebilirdi. Yani yüksek bedel koymanızın bir şeyi yok. Zararı yok kulübe, değil mi? Yani bu mesela 15 bin euro olsaydı bu bedel ama 10 milyon euro, 12 milyon eurolara tekabül eden bir transfer teklifi olsaydı inme şansınız var ama 4,5 milyon üstüne çıkma şansınız yok kontrat gereği. Onun için ben tabii 4,5 milyon euro şu an için yeterli görmüyorum. Evet. Erol abi, siz de eski bir yöneticisiniz. Bu noktada yani bu bir ders niteliği de olabilir belki Beşiktaş için. Çünkü birçok başka yetenekli futbolcu da var. Örneğin Emirhan Delibaş, çok fazla ismi konuşulan oyunculardan birisi. Nasıl bir önlem alınmalı yani? Kulübün burada yönetimsel bir hatası olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi tabii işin kökenine inmek lazım. O günkü şartları göz önünde bulundurmak lazım. Bunlar şimdi kamyonda yürüdükten sonra yol gösteren çok olur derler. Hani şimdi bu noktaya gelmiş bu iş. Ne söylesek boş ama tabii bu çok profesyonel işler. Bunları bir hukukçunun nezaretinde bu tip konuşma, bu kontratlar yaparken yapılmasında büyük fayda görüyorum. Mutlaka danışmıştır yöneticiler de hukukçularına diye düşünüyorum ama bu bir strateji meselesi. Yani futbol bir strateji artık. Çok ciddi bir strateji oldu. Yani öyle el yordamıyla yapılacak işler değil bunlar. Çok büyük rakamlar dönüyor. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Dediğim gibi her günde böyle futbolcu yetişmiyor. Muhakkak herkesin bir kusuru var. Yani neticede bir sportif direktör de var biliyorsun. Yani onun da bu işte katkısı olması lazımdı. Bilmiyorum hangi çerçevedir oralda ama bu işi bir konsorsiyumla beraber oturup karar verilmesi gereken bir konudur bu. Ve bu bir suç varsa bölüşülecek. Bir başarı varsa o da bölüşülecek. Şimdi baktığınız zaman ortada
Çok kimse görünmüyor. Yani kimin ne yaptığını çok bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben şahsen çok net olarak bilmiyorum. Çok içinde olmama rağmen. Evet. Yani Yani demek istediğim, şöyle özetleyeyim. Açıkçası biraz fazla yuvarladım lafı gibi oldu ama net konuşmayı da severim. Bu işi bir komite şeklinde, yani bu komitenin içinde hukukçu, futboldan anlayan futbol otoritesi, bakın futbol otoritesinden bahsediyorum. Ve de bu futbolcuyu yetiştiren altyapıdaki, bu işe emek vermiş işin başındaki kişinin bu komitenin içinde yer alması gerekir. Tabii ki bu işten sorumlu yöneticinin de olması gerekir. Son karar tabii ki Sayın Başkan'ın olacaktır ama böyle bir komitenin her şeyi hazırlayıp başkanın sunması lazım. Bu bir ön çalışmayı gerektiren bir şey. Çok el yordamıyla yapılmış gibi geldi bana. Beni bağışlasınlar ama görünen o. Bunu bir komitenin yapması, bir futbol komitesinin yapmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Erol abi. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. Rica ederim Koraycığım. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Emirhan İlkan meselesi çok konuşulacak gibi duruyor. Yani sezon başlasa da bu iş konuşulacak, devam edecek gibi duruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraftarın genel anlamıyla, etrafımda konuştuğum Beşiktaşlıların da rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani 4,5 milyon euroluk bonservis bedelinden dolayı. İzin olursa istihbarat ağırlıklı yorumlayıp topu Burak Hocam'a atayım. Galatasaray geçen sene Aspor'a takip ettik. Galatasaray U19 takımı Beşiktaş'ı 4-2 yenmişti. Hatta finalde de Trabzonspor kazanmış. Sayın Başkan Ağolu hatta oyuncularla birlikte kutlama yapmıştı. Benim çok hoşuma gitmişti. A takım kadar o 6 yaş kategorilerine de önem vermek gerek. Neye bağlayacağım? O gün Beşiktaş'ta Serdar Saçi ilk 11'di. Demirhan ilk 11'di ama Galatasaray 4-2 kazandı. Ama işte bence olması gereken bu. Galatasaray sezon boyunca 13. bitirdiği sezonda bir tane bile altyapı oyuncusunu katamadığı için içine Beşiktaş'ta evet en az Galatasaray kadar hayal kırıklıkları dolu bir sezon. Çünkü Galatasaray Avrupa'da başarılı. Beşiktaş adına Avrupa'da çok başarısı geçmişti ama Beşiktaş ne yaptı? Ligin bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe ile berabere kalırken sağda Emirhan, Serdar, Necip zaten yıllardır var, Ersin, Rıdvan. 5-6 yapı oyuncusu vardı ve Emirhan'la ilgili şu istihbaratı da aldım ben Galatasaray tarafından konuştuğumda. Altyapıdan daha iyi oynuyor. Yani bazen bazı oyuncular iyi oyuncular daha iyi oynar deriz ya. Evet. Emirhan da bu sınıf oydu yani. U19'dan daha da rahat oynuyor A takımda. Bu söylendi ve çok şu belli ki Koray Beşiktaş'ta kalsaydı önü açıktı. Yani faydalı olacaktı. 4,5 milyon euro. Yani şimdi Ozan Kabak'ı da hatırlıyorum. 7,5 milyon euroydu. Ki orada ne oldu hatırlayalım. Şu Stuttgart orada biraz menajerlerin de fedakarlığı var. Öyle söyleyelim orada. Ozan'ın da orada bir şeyi vardı değil mi? Serbest kalma bedeli daha düşüktü Ozan'ın. 7,5'tu 11 milyon euroya. O zaman hiçbir itirazım olmaz. Çünkü yani bedavadan. Ozan da orada bir duruş sergiledi. Tabii bedavadan yani 3,5 milyon. Bu fiyatın daha üstüne kulübüm daha çok kazansın dedi yani. Yoksa tabii, daha ucuza da giderdi. Fatih Hoca gitmesini istememişti. Tabii.